Hangi Nilüfer? İleride Nilüfer de var. Bu Hmm. Buda'nın eli. Buda'nın ne? Buda limonu öyle mi? Evet, bu da limon. Daha çok süs amaçlı kullanılıyor. Suyu falan olmuyor ama Hmm. Uzak Doğu, Güneydoğu Asya menşeli bir Evet suyu ya. oluyor. Sen gördün mü hiç Tuncay abi bunlardan? Görmedim. Ha? Görmedim. Peki bu nasıl? Sıkılıyor mu? Ne oluyor? Yok, bunun suyu yok. Bunun Bu süs suyu yokmuş. amaçlı. Bu süs Ama amaçlı kokusu bulunan. çok güzel. Yani kokusu da çok Ha. güzel. Yani biraz Koyacaksın evin olmadığı zaman içerisinde. ama bakın aynı ağaçlarında farklı farklı şekiller var. Yani birbirine benzemeyen. Çok Farklı farklı şeyler değişik. bakın. Çok farklı Böyle şekiller var. 5 dönüm olacak ki koyacağım şimdi. Nereme koyayım? Bakın bunları da filelerle satıyoruz biz. Ha, güzel, Farklı farklı. değişik. Bunlar şey zaten, kum Evet. kat. Onu biliyorum. Kısa kısa çekin isterseniz. Yo, ben toplam Tamam. çekeceğim ki. Burada nilüfer havuzumuz var. Bu da Washington herhalde. O Washington portakal. Burada 5 Oo. farklı nilüfer var ama şu anda kapanmışlar çünkü öğleden sonra kapanıyorlar. Sarısı açık, pembesi. Şurada beyaz var, Nasıl açmamış. güzel, değil Kırmızısı mi? var. Ve içinde balıklar var. Balıkların sayesinde bu su her zaman temiz kalıyor. Hiçbir zaman bozulmuyor. Derinliği ne buranın? 20 santim falan, 30 santim, 20, 25 Aa, benim santim. bahçeye ne güzel olur böyle bir şey, değil mi? Altta bir naylon. Naylon tabii. Ufak bir şey yapacağım benim Evet. oraya. Bir de bunlar saksı da bakın. Şu şekilde göstereyim. Sipariş geldiği zaman bu şekilde saksı suyunu süzdürüyoruz. Saksı ile birlikte gönderiyoruz. Bu çiçek değil mi? Tabii. Bu çok güzel bir şeydir. Böyle Sabah açar. açıyor. Bak şu sarı var ya. Evet. Bu sarı gibi dolar burası böyle. Evet. Bak şurada pembe var bak. Bazen böyle çok fazla açıyor. 25-30 tane falan böyle renk gümüş oluyor. Farklı farklı renkler falan. Çok güzel bir şey bu, zevk bu ya. Sabah gelseydiniz. Çoğu açık. Peki bu yılın her mevsimi mi? Yok. Nisan'la Kasım arası. Yani Ekim Ha. Kasım arası. Yani Nisan. Yani yaz dönemi. Kışın biraz uykuda geçiriyor. Çok güzel. Daha açmaya devam eder. Evet, balıkları da gördüm içinde. Evet. O balıklar gambus ya fiş gibi balık. Hiçbir bakımı yok. Tamamen kendileri burada çoğalıyor. Bataklık balığı hiçbir sirkülasyona ihtiyaç duymuyor. Ve buranın sivrisinek üretmesini engelliyor. Sivrisinekle mücadele için bir balığı var. Zaten Yani, hiç yok sinek. Aynen evet. öyle var. Sivrisinek olmuyor. Bakın burada böyle minyatür limonlar var. Bunların üzerine limon olanlar vardı. Onlar satıldı. Bunlar kaldı. Hepsi meyve verecek yani önümüzdeki yıl. Bu Hı. şekilde. Yani balkonda çok rahatlıkla meyve alabiliyorsunuz. Ben bahçe için. Evet. Epey var yani. Daha çok gezeceğimiz yer var. Washington. Şurada bir havuz daha var. Bakın. Oo. Çok güzel. Sabah görseydiniz ya da bundan bir ay önce falan dolu. Tahmin edebiliyorum. Rengarenktir. Papirüs var bakın orada. Saz bitkisi var. Şunları Evet. diyorsunuz. Bu da bir limon çeşidi bakın. Blood lime. Australian blood lime. Renk kırmızı almaya başladı. Tamamen kırmızı oluyor. İçi ve dışı kıpkırmızı oluyor. Katalogda görmüşsünüzdür. Yeniyor mu bu? Yeniyor ama çok yenmek için değil. Daha çok süs amaçlı. Hmm. Ama yenilebiliyor. Ne dediniz bunun ismine? Bloodline, kan lime limon. Hmm. Bloodline. Alacağı limon. Bakın yaprakları da alacağı. Bunları hep siz üretiyorsunuz, değil mi? Tabii ki. Yani olan türleri getirip çoğaltıyorum. Hmm. Yeni türler ekliyoruz. Yani dünyanın her yerinden bitki geliyor buraya. Üretmeye çalışıyoruz. O Mayer limon. Erkenci bir limon çeşidi. Burayı öğrendiğimiz iyi oldu. Yine parmak limonlar, ananas, meyveyi hasat ettik. Bir tane meyvemiz vardı. Bu ananasın bakımı zor mu? Değil aslında da biraz hassas bitki. Bu biraz dayanıklı olan bir tür. Evet. Yani dışarıda çok zorlanıyor ama Evet. yine de oluyor. Şöyle göreyim. Bunlar kum kağıt bitkisi. Üzerlerinde yeşil meyveler var Evet, görüyorsunuz. bunları biliyorum. Bunların hepsi kum kağıt burası. Bir iki ay sonra renk almaya başladılar. Sarı sarı oluyorlar. Burası çelikleme ve tohumlama seramız. Burada tropikal meyveler, tohumlar, bakın pasiflora fideleri, papaya fideleri, bunlar İşte papaya, bunların bakımı zordur. tabii Bunlar bunlar böyle. serada olması gerekiyor. Zerdeçal Bunlar bakın ceviz şu. mi? Aa, zerdeçal. Onlar ceviz değil, onlar şey, çerimoya, ya yani tropikal bir meyve. He. Onlar sera için olması gerekiyor. Şunlar yine pasifloralar. Yani o şekilde burada değişik türde böyle. Hı. İleride bir seram da var. Orada daha değişik türler var. Şey, ejder meyvesi üstünde olan var Var mı? var. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. İşte bak, meyveyi göstereceğim, ejder Evet. meyvesini. Burada O ne zaman veriyor? Benimki daha 3-4 yaprak oldu, şey oldu. daha işte ben size göstereyim. O hale geldiği zaman böyle veriyor.
lime limonlar, bakın limette de ha, yeşil limonlar. Evet. Kokteylde evet. Bunlar lime'lar. İncirler. Bu siyah incir, ileride beyaz incir var. Tamam, incir alacağım. Daha şey. Çin turuncu. 12 ay üzerinde meyve sürebiliyor. Buna daha renk alacak. Bunlar arada reçel yapıyorlar herhalde. Tabii. Limon otu. Lemongrass. Bu yabancılar hani yemeklerde kullandığı veya çayın yapıldığı. Ha, evet. Ejder meyvesi bakın. Ejder meyvesinin meyve vermesi için bu hale gelmesi gerekiyor. Bakın ilk çiçeklerini açıyorlar buradakiler. Gördün mü? İşte bunlar da 2-3 yaşında. Bunlar da meyve aldık. Geçen yıl da aldık. Bu sene de aldık. Bakın. Aa evet, bak o meyvesi işte. Şöyle yakından çekebilirsiniz. Bir bakayım. Bu meyveler olgunlaşmış durumda şu anda. Tane olarak satıyor musunuz bundan? Şimdi ben de az olduğu için satmıyorum ama benim bir arkadaşım var. 2 dönüm serası var. Bol miktar yetiştirip satıyor. Ortaca'da. O tarafa yolumuz düşerse ben... Kaça size... satıyor onun tanesini? Tanesini 10 liradan satıyordu en son. Bak yeni çiçekler geliyor. Evet. Bunlar içi yeniyor değil mi bunlar? Tabii tabii, çok güzel ama. Çok içi, faydalı çok bir şey. Bakın şu kahve ağacı. Kahve üzerinde meyve vardı. Şunlar küçük küçük meyveler. Kahve mi onlar? Evet, kahve. Çok az bir yerde bu sene. Önceden daha önce de almıştım ben meyve. Kahve. Bu kahveymiş arkadaşlar. Mango. Şu mango evet. Ağacı. Papayanın büyük ağacı ama erkek çıktığı için meyve alamıyoruz. Okula hediye etmiştim bir tane. Orta meslek okulu. Onda bol miktarda meyve var. İleride kaktüs ve sukulentler var. Eğilerek geçebilirseniz. Hazırlar. Devam edelim. Evet, bu şekilde. Bayanlar genelde kaktüs ve sukulentleri çok seviyorlar. Evet. Yok, ben meraklı tarafta, değilim bunlara. Şu tarafta daha değişiklikler. Uğraşamıyorum çok da gene. Tabii şey yapayım. Her şey var burada. Yok yok. Evet. Maşallah. Bakın ejder meyvesi çiçek açmak. Ay güzel. Çok güzel çok ya. Gördün mü? Bu işte bak. Tuncay abi. Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da bakarsın. Ben ekleyeceğim zaten. Şu nedir? O da bir kaktüs türü. Öyle ama aşılanarak üretildiği için sadece bir tane var ondan. Fazla üretmedi. Açıkçası ben çiçekle pek ilgilenemiyorum. Çünkü meyve de zaten benim vaktim alıyor yeteri kadar. Şu ejder meyvesine var ya, bilmiyorum. Benim 3 yaprak oldu. Demek ki böyle olacak. Tabii. Bunda neye dikkat etmem lazım benim? Bunu işte şeyden aldım. O Mersinli beydi. Şey var mı? Sera var mı? Seran için de mi? Yok, değil. İşte dışarıda biraz zor verir. Verir ama biraz zor verir. Sera olması gerekiyor. Gölge, bakın. Gölgeli sera. Gölge lazım ona. Hafif gölge lazım. Yazın çünkü güneşten etkileniyor. Kışın da aşırı soğuktan. O yüzden sera gerekli yani. Evin içine koysam? Olur. Saksıda. Evin içine değil de balkona koysan. Olmaz. Balkona güneş koysan görmesi olur. Lazım çünkü yarı güneş. Sıcak. Balkonda olabilir. Evet. Balkonda. Çünkü ben dışarıda aldım. Sabahleyin güneş aldım. Vuruyor ya. Balkonda güneş görür akşam. Ya da küçük orayı kapatacağız naylonla. Evet. Naylonla kapatacağız. Bu termik ağacı dedim. Termik ağacını ileride göstereceğim. Şimdi öbür tarafa doğru geçelim. Bu taraflarda hep plan var ama normal planlar. Onlara gerek yok. Yok. Avokadoyu göstereyim. Büyük ağacı göstereyim. Şimdi büyük ağaçları küçükleri var. Bunlar büyükleri, bakın avokado. Evet. Bunlar meyve vermeye hazır hale gelmiş avokado. Öyle mi? Aşırı mı bunlar? Tabii aşırı. Ne bakın. Kadar bunlar? Bunlar 250 lira. Bunlar büyük boy. Bir de 100 liraya olanlar var. Onları göstereyim. Daha küçükleri de vardı. 60'lı bir sefer onlara kalmadı. Şurada. Şurada 2 tane kaldı. Bunlar 100 lira. Ben bir tanesini alayım ondan. Hangisini alayım? Şu mu iyi? Şu daha güzel sanki ama yine bir gövdesi kalın olan hangisi daha çok? Şu veya şu. Ama şu daha böyle canlı. Bence bu. Bunu biraz da yenilersiniz şu kazığını. Daha güzel bir kazık dikersiniz. Bir iki sene, iki sene içinde falan şeye başlar. Meyveye başlar. Bunu nereye ekeyim? Valla bunu gün bu yolu bana tarif eder misiniz konuma, şeyden yoldan? Konumdan bakarsınız. Konum bana atarsanız tamam. Da. Şeye da, buraya. Tarif. Tabii tabii. Tarif. Konum mu? Tarif. Oraya tarif. burası Köyceğiz'e bağlı Zaferler Mahallesi. Marmaris tarafından gelmek isteyenler Köyceğiz'e girerken Dövüşbelen Köyü'nde polis kontrol noktası var. Oradan içeriye sağa sapıyorsunuz. 4 kilometre içerideyim ben. Fethiye tarafından gelmek isteyenlerse Fethiye'den, Fethiye Muğla yolundan Köyceğiz geçtikten sonra Toparlar Mahallesi var. Orada ilk ışıklarda sola saparsanız Zaferler Mahallesi tabelasını görürsünüz. 5 kilometre içerideyim. Tamam. Bayram Bey. Buranın bir ismi var mı? Sadece yok, sizi. Yok. Bayram. Bayram Güçlü'nün bahçesi. Bey. Tamam. Bayram Bey'in bahçesi. Bunlar o minyatür limonlar var bizim. Kumkok. Büyük pomelo, şadok. Bunlar Tayland'dan gelmiş. Aa, bu nedir ya? Şadok.
Yeniyor mu bu? Tabii içi böyle şey gibi oluyor. Greyfurt gibi mi? Greyfurtun çok daha büyüğü. Belki tatlı mı, ekşi mi, nasıl bir şey? Tatlı. Ha bu geliyor. Sarı oluyor değil mi? Tabii sarı oluyor tamam. Da ama bunu biz içi ve dışı kırmızı olarak aldık Tayland'da. Ha bunu biliyorum. Bekliyoruz çünkü onların söylediği de bazen yanlış çıkabiliyor. Şimdi merakla bekliyoruz. İnşallah kırmızı çıkar. Evet bu ben yedim bunu. Evet. İstanbul'da. Bayağı büyük sarı, böyle kavun gibi sarı bir şey oluyor, evet. Kocaman. Şimdi hiçbir yerde bulamayacağınız bir bitkiyi göstereceğim. Şu size. Ne Allah aşkına? Evet bunlar. Bunları hiçbir yerde bulamazsınız. Türkiye'de ilk üreticisi benim. Burada 4-5 farklı renk var. Bu red şampanya, finger lime. Bunlar Havyar lime de diyorlar, gurme lime de diyorlar. Bunu daha çok gurmeler kullanıyor. Yani Türkiye'de bilinen ilk üreticisi benim. Ama Avustralya bunların ana vatanı. Bu lezzet, yeniyor mu? Tabii ki. Lezzet ustaları kullanıyor. Şimdi göstereceğim. Burada sarısı var, kırmızısı var bakın. Red şampanya. Bunlar yeni renk almaya başladı. Mia Rose var, pembe renkli olan. Aa evet. Peki bu ne kadarken yeniyor? Bir dakika, şimdi bir tane göstereceğim. Bakın burada patlamaya başlamış. Bu şekilde, bakın sıktığınız zaman bu şekilde çıkıyor. Hı, tadına bakabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şöyle hepsine bakabilirsiniz. Yemekleri şunu koparsana şurayı. Bak yemekleri tadına. Süslemede kullanıyorlar. Et, balık yemeklerinde, tatlılarda. Ay nasıl güzel. Ve internetten bakın 50 gramlık paketleri 20 dolara satılıyor. O kadar değerli bir meyve. Hatta Türk Hava Yolları'nda çalışan bir arkadaşım gelmişti, demişti bana biz acaba faydası var mı? Business class'lara veriyoruz falan demişti gramla. Faydası olduğundan ziyade ilginç bir meyve. Çok hem görseli çok güzel hem farklı bir tat katıyor. Peki buna bakması kolay mı? Narenciye türü ama biraz daha hassas. Yani biraz orman altı bitkisi olduğu için Avustralya'da hafif gölge gerekebiliyor. Hmm. Daha iyi. Ben bunu yeni keşfettim. Direkt güneş değil, hafif gölgeli yerlerde çok güzel gelişiyor. Renk almaya başladı bakın. Bu bir ay sonra gelirse bunlar daha muhteşem renk olacak. Mesela şu sarıya dönecek. Bunlar ne kadar? Şimdi onlar anaç bitkilerimiz, şu şekilde satıyoruz. Bakın onlar ürettiğimiz şöyle bitkiler var. Bunlar da hemen seneye meyve verecek. Bunları 100 liradan satıyoruz. Zaten bunlar satılmış durumda. Tamam. Onlar anaç bitkilerimiz. Seneye de bunlar hemen meyveye başlayacaklar. Şunlar da öyle. Farklı renklerde. Yani bunların çok bunların ekim zamanı var mı? Poşetli olduğu için 12 ay. Poşetli ve saksılı olduğu için 12 ay. Yani istediğim zaman ekebilirim. Tabii ki. Tabii ki. Çünkü toprağın dağılma veya şey tutmama diye bir durum yok. Toprağı koyuyorsunuz, suluyorsunuz, devam ediyor. Bu da Tayland'dan gelen bir lime türü. Salkım şeklinde bir lime. Adını tam olarak bilmiyoruz çünkü etiketi düşmüştü. Salkım lime olarak biz biliyoruz. Çok güzel ya. Yani yoğun bir aroması var. Yine finger lime'lar bakın burada. Mandalin türü, kişu mandalin küçük oluyor. Yani bunun kadar oluyor. Yani biraz daha büyük oluyor. Ama çok lezzetli ve çekirdeksiz. Benim sevdiğim mandalin mi? Evet. Neyi deniyordu bunun adına? Kişu mandalin, kişu. Kişu. Kişu mandalin. Alacalı limon yine burada. Evet. Alacalı kalamondin. Alacalı süs portakalı bakın bu kadar oluyor. Bu da yedi veren. Üzerinde çiçek var bakın. Büyüğü var, küçüğü var. Alacalı süs portakalı. Bunlar ama süs yenmiyor değil mi? Yenilebiliyor. Limon gibi kullanılabiliyor. Bakın sizin aldığınız var ya en son değil pardon. Bundan almadığınız. Kumkahat'ın limonu bu. Tadına bakmış. Yok şey aldım ben. Bence bundan da alın mutlaka. Bu müthiş bir şey. Bakın ne kadar çok. Medio Asya'da bunun defne gibi yaprağı kullanıyor. Yemeklerde bakın kokluyor. Bunun mu? Tabii yaprağı kullanıyor. Meyvesinden çok. Meyvesi de çok ilginç. Aynı bir koklar mısın? Nasıl güzel. Tayland'da, Vietnam'da mutlaka bunlar her evin bahçesinde varmış. Baharat olarak kullanıyorlar bunu. Tayland'da yok. Biliyor musun kanser hastalığı yok. Acaba bunlardan mı? Enteresan. Yok. Gerçekten Tayland'da mi? Yok. Hindistan'da yok. Bir de İsrail'de yok. Enteresan. Belki de bunlardan. İsrail bize döşüyor. Yani. Çok güzel ya. Düşmüş bir tane şey oraya. Dur ben size vereyim onu. Hem bir şey kullanırsınız. Şeymiş yara almış o da. O yüzden. Evet. Bu sıkılıyor mu? Meyvesi kullanılıyor mu bunun? Ya kullanılır da hani daha çok yaprağı kullanıldığı için. Meyvesi de kullanabilirsiniz. Şuna bak ya maşallah Allah'ım ya. Şimdi geçen yıl meyve üzerinde bakın. Evet. Bu seneki meyve üzerinde evet. Yani dökülmeden meyvesi kalabiliyor. Çok çeşit var. Her baktığınızda farklı çeşit var da. Hepsini şey yapmıyorum ben. Zamanla böyle ortaya çıkacak. Evet şimdi buradan aldım. Ne aldım? Bir incir aldım. Bir avokado aldım. Bir gemlik zeytini. 2'de 7 veren limon. Evet. Limon aldık. Teşekkür ederim. Bayağı anlattınız. Daha çok anlatabilirim. Hiç sorun değil. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Gene geliriz inşallah. Geçtirelim.